Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur elhamdülillah çok şükür bugünlerimize ne kadar çok ip getirdim değil mi yine bir iğneden tığa ama gerçekten bazı iğne oyalarını tığa çevirmek çok güzel oluyor kullanışlı güzel bir model çıkıyor ortaya tığ oyası oluşuyor şimdi beyaz renk kullandım çok az bir miktarda kullanacağız zaten ben bu sarıyla bununla motifleri yaptım sizinle birlikte de bu moru kullanacağım. E, lila gibi olan rengi. Alt zeminini yeşil yaptım birden. ilmeklerin boyutunda tığ kapağı kullandım. Çok ideal oldu. Güzel oldu boyutları. Tığ kapağı kullanacağız. İlmeklerin boyutunda nasıl bir model yaptık? Evet arkadaşlar, motiflerimiz bakın böyle kibar kibar bir motif oldu. İğneden tığa gayet de başarılı olduğunu düşünüyorum. Dışı biraz koyu olduğu için tam seçilemiyor gibi ama sarı renkten ortada arkadaşlar. Şimdi ben bu alt zemini yaptıktan sonra buraya kadar 15 tane tığ batısı yaptım diye hatırlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yapmışız. 13, 14, 15 evet. Çünkü ikisi de bunun altında. Yuvanın Şimdi bakın 1 2 3 4 5 bu 6. olacak. 3 adet zincir çekiyorum. Hemen kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 zincir devamında kapatıyorum 7. 3 adet zincir devamında kapatıyorum 8. 3 adet zincir devamında kapatıyorum 9. 3 adet zincir devamında kapattım 10. 3 adet zincir devamında kapatıyorum 11. 12. 13. 3 adet zincir devamında kapattım 14. 3 adet zincir devamında kapattım 15 15 tane boşluk verdim bu motif bittikten sonra iki zincirle dönüş yaptım ilk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım 8 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 bir bırakıp ikinciye girip kapatıyorum bir zincirle rahat dönmek adına dönüş yaptım bu 8 adet zincirimin içerisine girip sık iğnesiyle giriş yaptım şimdi bir de zincir çekip ilmeğimi genişlettim. Tığ kapağına taktım. 9 tane ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Bu bir. Yuva içerisine girdim. ipin ucunu alt dibinde. iki zincir çekip taktım. 2. Yuva içerisine giriyorum. ipin ucunu aldım. 2 adet zincir çektim. Taktım. 3. Yuva içerisine girdim. ipin ucunu aldım. 2 zincir çektim ve taktım. 4. 5 6 7 8 yuva içerisine girip ipin ucunu al dibinde 2 adet zincir çekip takalım 9 teyit edelim 3 4 5 6 7 8 9 yuva içerisine giriyorum ipin ucunu alıp iki tane 3 zincir çekiyorum bakın dibindeki yuvaya girip bakın girdim kapattım dibindeki tığ diye sık iğnesiyle girdim şimdi 1 2 3 zincir çekip devamındaki tığ kapattım bu birinci ara 3 zincir çekip devamındakine kapattım ikinci 3 adet zincir çekip devamındakine kapattım 3. 3 Üç adet zincir çekip devamındakine kapattım 4. 3 zincir çekip devamındakine kapatıyorum 5. 3 zincir çekiyorum devamındakine kapatıyorum 6. Ve 7. Yani arkadaşlar ben buraya 15 tane yaptım. 15'ten dönüp bu yuvam oluşturdum. Bu vereceğim ara. Yine 15 tane yapıp dönüp bu yuvamı ve ilmekleri çıkaracağım. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Şimdi üst kısmına geçelim. İlmeklerimizi çıkardık. Renkli ipimi alıyorum. İpimi tığıma sabitliyorum. Burası düz yüzü. Tersinden ilmekleri toparlayacağız. İlk ilmeğime girip ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir çekip devamındaki ilmeğime girip kapattım. 3 zincir çekip devamındaki ilmeğime girip kapattım. 3 adet zincir çektim, devamındaki ilmeğime girip kapattım. 3 adet zincir çektim, devamındaki ilmeğime girip kapattım. 3 zincir çekip devamındaki ilmeğime girip kapattım. 3 zincir çektim, devamındaki ilmeğime girip kapatıyorum. 3 zincir devamındaki ilmeğime girip kapattım. 3 zincir son ilmeğime de girip kapattım. Bu şekilde toparladık. 1 zincir çekip düz yüzüne döndüm. İlk arama sık iğnesiyle giriş yapıyorum. 3 zincirli ilk arama. 7 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7. Girdim, kapattım. 5 adet zincir çekiyorum. 4 5. Dönüş yapıyorum. 7 adet zincirin ortasında kapatıyorum. 12 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dönüş yapıyorum. Aynı yuvaya girip kapatıyorum. Yaprağımızın birini yaptık. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. 7 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çekip dönüş yaptım 7 adet zincirin ortasında kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekiyorum dönüş yaptım yuvaya girip aynı yuvada kapatıyorum ikinci yaprağımızda böylelikle tamamladık yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım 7 zincir çektim. Girdim, kapattım. 5 zincir çekip dönüş yaptım. 7 zincirin ortasında kapattım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekip dönüş yapıyorum. Aynı yuva içerisine girip kapatıyorum. Bakın Toplamda 8 tane bu işlem olacak arkadaşlar. 8 tane bu 3 zincir aramız var. Bu 3 yaprağı nasıl yapmış isem hepsi aynı şekilde yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar son yaprağımın 12 zincirini çektim. Girdim. Yuvaya kapattım. Bir adet de zincir çektim. İpimizi kırdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motifimiz bu şekilde Önüne bir küçük pıtırcık yaptık. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim bu pıtırcıksız. Bu da pıtırcıklı hali. Yazmanızın tonunda kullanabilirsiniz burada. Ben beyaz renk yapıyorum. İpimi tığıma sabitledim. Ortada bir tane yuvamız var. Buraya girdik. İpimizi sabitledik. 8 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8 girdim kapattım bu bir bir iki üç dört beş altı yedi ve 8 girip kapattım bu iki bir iki üç dört beş altı yedi ve sekiz sekiz zincir çekip girip kapattım bu üç dört mi yapmıştık onu biz evet son kez 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir çekiyorum kapatıyorum bu da 4 arkadaşlar bir de zincir çekip ipimizi kırdık. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şu ipleri de temizleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde tamamladı. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Çok da zarif güzel oldu. Ee, bu tarz modeller gerçekten iğne oyası gibi de duruşu oluyor. İnşallah anlatabildim arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.